Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Katılar diyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu katılar olacak. Neler öğreneceğiz? Şöyle bir bahsederek başlayalım öncesinde neler yapmıştık geçen hafta giderseniz hatırlayalım. Maddenin halleri ünitesine girişimizi yapmıştık. Maddenin hallerini tanımlamıştık. Şimdi geldik katılarından detaylı olarak bahsedip onları sınıflandırmasını yapmaya öğreneceğimiz şeylerden ilki bu katıların sınıflandırması olacak. Ardından bu sınıflar hakkında tek tek konuşuyor olacağız. İlk olarak amorf katılar diyeceğiz. Ardından iyonik kristal katılar, metalik kristal katılar, moleküler kristal katılar ve kovalent kristal katılar olmak üzere katı türlerini tek tek detaylandırıyor ve öğreniyor olacağız. Ve tabii ki başlamadan önce hemen bir ödevlendirmemizi yapacağız. Evet biz güzelce çalışmamızı yapacağız. Bilgilerimizi depomuza koyacağız. Peki öylece bırakacağız mı? Tabii ki hayır. Desteklememiz gerekecek. İlk ödevimiz 0'dan 9'a kimya kitabından olacak. Her zamanki gibi arkadaşlar. Her zaman yaptığımız gibi. Şimdi... Maddenin fiziksel halleri ve katılar kısmında daha önceden maddenin halleri ve endüstride hal değişimleri üzerine konuşmuştuk. Şimdi geldik katı türleri yapıp bu bölümü tamamlamaya. Dolayısıyla 160-162. sayfa bizim sorumluluğumuz olacak. Peki neler varmış? Şöyle birlikte bir göz atalım. Çalışmamız gereken yerde 160. sayfa bize konuyu anlatan e, katı türleri üzerine detayları veren bir sayfa olacak ve hemen arkasında 161. sayfada bunlarla ilgili 4 tane soru bizi bekliyor olacak. Hemen arka sayfayı çevirdiğimiz anda da tarama testleri karşımızda olacak arkadaşlar. E, ardından çözemediğimiz, takıldığımız herhangi bir yer varsa kare kod sayesinde video çözümüne gidip e, detaylarıyla bilgilerimizi öğrenebiliriz. Tabii ki bununla yeterli değil. Sıfırdan 9 aya çalışınca karşımıza hemen dinamo kimya kitabı çıkacak. Bununla da artık bilgilerimizi iyice bir yerli oturtmuş olacağız arkadaşlar. Peki buradaki ödevimiz neresiymiş hemen bakalım. 147, 148 ve 149 daha önceden yaptığımız kısımdı. Yani maddenin fiziksel halleri kısmıydı. Şimdi katılar kısmı yani 152'den 157'ye kadar sorumlu olacağız arkadaşlar. Peki neler varmış şöyle bu kitabı da bir göz atalım. Her sayfada arkadaşlar başta bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Bu çözümlü örnek sayesinde bir kazanımla ilgili bize bilgi anlatılacak ve ardından her sayfada dört tane yukarıda çözdüğü soruyla ilgili soruyu bize yansıtmış olacak. Böylece de iyice konuyu öğrenmiş olacağız. Her sayfada bu şekilde gidecek. Bölüm tamamlanınca da bir bölüm testi bizi bekliyor olacak yine arkadaşlar. Bir tarama testi e bizi bekliyor olacak aynı şekilde kare kodlar burada da mevcut video çözümleri sayesinde bütün eksiklerimizi giderebiliriz. Ödevimizi de güzelce aldığımıza göre ne yapalım? Haydi dalalım başlayalım bakalım. Geçen haftaki dersimizi şöyle bir tekrar ederek başlayalım arkadaşlar. Demiştik ki maddenin fiziksel halleri katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört hale ayrılır. Burada katı, sıvı, gaza zaten oldukça hakimiz. Plazmayı iyonize olmuş gaz şeklinde tanımlıyorduk. Burada maddenin halleri arasındaki geçişler önemliydi. Bu sırada sağa doğru gittikçe maddenin enerjisi artarken sola gittikçe tabii ki enerjisi düşüyordur. Dolayısıyla sağa doğru giden bütün hal değişimleri dışarıdan enerji alarak gerçekleşirken sola doğru giden bütün hal değişimleri dışarıya enerji vererek gerçekleşir. Eğer bir katı sıvıya dönüyorsa erime, sıvıdan gaza geçişe buharlaşma, gazdan plazmaya geçişe ise iyonize olmuş gaz diyorduk yani işte oradan geliyor aslında ismi iyonizasyon adını veriyorduk. Bazı basınç değerleri altında bazı maddeler katıdan sıvı hale atlayıp doğrudan gaza geçiş yapabiliyorlar. İşte bu olaya da süblimleşme adını veriyorduk. Bunu tam tersi yönde gidişi düşünecek olursak da eğer plazmadan gaza geçişten bahsediyorsak bunu iyonizasyonun tersi yani deiyonizasyon olarak isimlendiriyorduk. Gazdan sıvıya geçiş yoğunlaşma, sıvıdan katıya geçiş donma, gazdan doğrudan katıya geçiş ise kıralaşma şeklinde isimlendiriyorduk. Dedik ki bunların hepsi enerji alarak, bunların hepsi enerji vererek gerçekleşen değişimlerdir. Bunun dışında endüstride hal değişimlerinden bahsettik. LPG ve LNG ön plana çıkan Hal değişimi ürünleriydi aslında arkadaşlar. Likit petrolyum gaz yani sıvılaştırılmış petrol gazıydı aslında LPG dediğimiz şey. Propan ve butan gazlarının karışımını yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılmasıyla elde edilen yapıydı. LNG ise liquid natural gas yani sıvılaştırılmış doğal gazdı. Bu da metan ve etan gaz karışımının aynı şekilde yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılmasıyla elde edilen yapıydı. İtici gazlara geldiğimiz zaman püskürtmeyi sağlayan aslında gazlar bunlardı. Yine bir kabın içerisinde sıkıştırılmış ve atıyorum deodorantlarda veya e, sprey boyalarda kullanılan yapıydı bu gazlar sayesinde istenilen madde kabın dışarısına püskürtülüyordu. Soğutucu akışkanlar ise buzdolapları ve klimalarda karşılaştığımız sistemde bu akışkanlar sıkıştırılarak veya genleştirilerek sıvı veya gaz hale geçebiliyordu. Yani e, basınç sayesinde hal değiştiriyorlardı. Bu hal değişimi esnasında da tabii ki dışarıya ısı veriyor veya dışarıdan ısı alıyorlardı. İşte bu sayede ortamın soğumasını veya ısınmasını sağlayan maddelere biz soğutucu akışkan adını veriyorduk. Şimdi güzelce tekrarımızı yaptığımıza göre artık gelelim katılardan bahsetmeye. Şimdi katı halin genel özelliklerinden de önceki dersimizde böyle bir bahsetmiştik. Onları bir hatırlayalım. Demiştik ki katılar tanecikler arasındaki boşluğun çok az olduğu fiziksel haldir arkadaşlar. Tanecikler birbirine oldukça yakın mesafede duruyordur. Dolayısıyla da birbirine bu kadar yakın duran tanecikler arasında oldukça güçlü etkileşimler oluşur. Yani maddenin fizik tellerlerini karşılaştırdığımız zaman en güçlü etkileşimlerin katı halde olmasını bekleyeceğiz tabii ki. Burada enerjinin azlığından ötürü ve tanecikler arasındaki boşluğun çok az olmasından ötürü tanecikler hareket konusunda çok kısıtlı kalıyorlar. Yani öyle her hareketi yapamıyorlar. Sadece ve sadece titreşim hareketi yapma şansına sahip oluyorlar. Titreşim dışında bir hareket yapamıyorlar. Bu tanecikler arasındaki boşluğun çok az olması maddelere, katılara ne gibi özellik katıyor? Sıkıştırılamaz olma özelliği katıyor. Yani e, bu boşlukları biz dışarıdan bir basınç sayesinde daha az hale getiremiyoruz. Tabii ki e, ihtim, e, neredeyse getiremiyoruz diyoruz. Ve e dedik ki katı hal en solda yer alıyor ve sağa doğru gittikçe az önceki listede maddenin enerjisi artıyor. Dolayısıyla maddenin en düşük enerjili halinin katı hali olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve tanecikler arasındaki boşluğun bu kadar az olması ve hareket konusunda bu kadar kısıtlı olması da onu düzenli hale getiriyor. Dolayısıyla da maddenin en düzenli hali katı halidir diyoruz. Bunun dışında sıvılar veya gazlar veya plazmalar için öteleme hareketinden de bahsediyorduk. İşte bu öteleme hareketi yapabildikleri için akışkan özellik gösteriyorlardı. Akışkan oldukları için de katılara göre daha düzensiz bir durumdalardı. Ancak katılar akışkan olmadıkları için oldukça düzenli bir haldedirler diyebiliriz. Gelelim artık katıları sınıflandırmaya başlamaya. Arkadaşlar iki ana başlıkta inceleyeceğiz biz katıları. Amorf katılar ve kristal katılar olmak üzere amorf katılar bambaşka bir başlık zaten. Orası çok daha özel bir durum. Oraya değineceğiz detaylarıyla. Kristal katıları ise dört alt başlığı ayıracağız. Bunlar iyonik kristaller, metalik kristaller, moleküler kristaller ve kovalent kristaller olmak üzere dört başlığa ayrılacak. Şimdi şekiller de aslında bize birazcık ve isimler de tabii ki bilgi veriyor. İyonik kristal deyince iyonik bileşikler gelecek tabii ki aklımıza tuz yapısı gelecek arkadaşlar. İyonik kristallerin tamamı aslında tuz yapısıdır. Bütün tuzlar bu kategoriye girecek. Metalik kristale geldiğimiz zaman tabii ki metallerden bahsederken bu kristal türünü kullanacağız. Saf metaller veya alışımlar bu kategoride inceleniyor olacak. Moleküler kristallere geldiğimiz zaman tabii ki adı üzerinde molekül yapıları buz görüyoruz burada. İlk suyun katı hali ya da karbondioksitin katı hali veya şeker yapısı gibi moleküler yapıların tamamının katı halleri moleküler kristal yapısına girecek ve kovalent kristal ise A örgüsünden bahsederken kullanacağımız yapı olacak elmas gibi kuarts gibi veya grafit gibi e, kovalent bağlardan oluşan A örgüsü yapısı olacak arkadaşlar burada da kovalent bağ var burada da kovalent bağ var bakın bunu karıştırmıyoruz molekül yapısına dönüşmüş de oluşan kovalent bağlar sayesinde yapı bunu moleküler kristal olarak değerlendireceğiz. Eğer kovalent bağlardan oluşan bir ağ örgüsü yapısı varsa bunu kovalent kristal olarak değerlendireceğiz. Şöyle biraz daha detaylı işleyelim bunları şimdi. Amorf katılar arkadaşlar. Amorf katı deyince hemen aklımıza düzensizlik gelecek. Düzensiz bir istiflenme durumu söz konusu olacak. Diğer kristalleri amorflardan ayıran en önemli nokta burası. Çünkü Kristaller hepsi bütün türleri dört türü içinde düzenli bir şekil düzenli bir istiflenme sürecine sahip oluyorlar ancak amorflarda bu düzen yok. Bu düzensizlik onlara şöyle çok önemli bir özellik katıyor. Belirli erime noktaları yoktur amorf katılardan bahsediyorsak. Kristaller belli bir sıcaklık değerinde erirler, sıvı hale geçerler. Ancak amorf katılarda böyle bir şey yok. Bunun yerine camsı geçiş sıcaklığı denilen bir değerden bahsediyor olacağız. Nasıl yani? Erime noktasıyla bu camsı geçiş sıcaklığının farkını biliyor olmamız ve anlamlandırıyor olmamız çok önemli olacak arkadaşlar. Çünkü erime noktası demek hani bir buzu düşünelim. Buz gelir 0 santigrat derecede sıvı hale geçer. Yani tam o sıcaklıkta tamamen sıvı hale döner. Ara bir durum söz konusu değil ama Camsı geçiş sıcaklığına geldiğimiz zaman burada en yaygın bilindik örneklerini değerlendirecek olursak mum, tereyağı veya cam gibi. Bunların özelliği şudur. Biz onları ısıtmaya başladığımız zaman tereyağını düşünelim mesela. Dolaptan çıkardık tereyağını. Buzluktan çıkardıksak oldukça sert. Böyle bıçağa bile saplayamıyoruz. Almamız mümkün değil. Onu birazcık oda sıcaklığında beklettiğimiz zaman yumuşamaya başlıyor. Yani artık böyle alıp ekmeğe sürülür. Üstüne de tabii ki bal böyle yaydırılır moda gelmiş oluyor. Rahatlıkla biz e, alıp sürebiliyoruz ekmeğimizi ama hala daha katı hale sonuç itibariyle sıvı hale geçmedi. Ancak bunu ocağın üstüne koyup ısıtmaya başladığımız zaman sıvı hale geçtiğini göreceğiz. Yani adı üzerinde zaten bu sıvı hale geçiş bir geçiş süreci içerisinde gerçekleşir. Önce yumuşama olur sonra sıvı hal ortaya çıkar. Buzda öyle bir şey yok. Buz ya sert katıdır buzdur ya da sudur. Sıvı hale geçmiştir. Arada böyle yumuşamış bir durum söz konusu değildir. Ancak. Amorf katıları bu şekilde değerlendirebiliriz. Erime noktalarının olmayışı ve böyle bir geçiş sıcaklığına sahip olmaları da bu düzensizlikten kaynaklanmaktadır zaten aslında. Yapılarındaki düzensizlik hani bazı kısımlarının daha güçlü etkileşimlere sahip olması bazı kısımların daha düşük etkileşimlere sahip olmasına sebep oluyor. Bu nedenle de ısıyı aldığı zaman bu maddenin hani bazı kısımları daha kolay bir şekilde sıvı hale dönmeye meyillenirken bazı kısımları hala daha katı halde kalmak istiyorlar. İşte bu Tutarsızlık bu düzensizlik de onun önce yumuşayıp sonradan sıvı hale dönmesine sebep oluyor. Burada örnekleri bilmemiz çok önemli arkadaşlar. Cam zaten e, bu ismi de veren bize en önemli örneğimiz cam önce yumuşar sonra sıvı hale geçer. Parafin, tereyağı bilmemiz gereken en önemli örnektir ve plastikler. Plastiklerin hepsi amorf yapıya sahip olan özelliğe amorf yapıdadırlar arkadaşlar. Isıttığımız zaman önce yumuşar sonra sıvı hale dönerler. Kristallerden bahsedecek olursak. Dedik ki dört tane ana başlığımız var. İyonik kristal, moleküler kristal, metalik kristal ve kovalent kristal olmak üzere. Bunlardan iyonik kristal adı üzerinde zaten hemen iyonik yapılı bileşikleri getirecek. Dolayısıyla bir bileşiğin formülünde metal ve ametali görüyorsak, anyon ve katyonları görüyorsak bunun aslında bir tuz yapısı olduğunu dolayısıyla da iyonik kristal katı olduğunu değerlendirebiliriz. Tuz yapısıdır dedik. Ve bu özelliklerinden ötürü tanecikleri arasında iyonik bağ olduğu için çok güçlü bir etkileşim olduğu için çok yüksek erime noktalarına sahipler arkadaşlar. Bu nedenle bütün iyonik kristaller oda koşullarında katı haldedir zaten. Kırılgan yapıya sahipler yani bir metaller gibi tel ve levhane getirilip işlenme özelliklerine sahip değiller. İyonik kristalleri diğerlerinden ayıran en önemli noktalardan birisi de Elektrik iletkenliği sürecidir arkadaşlar. Çünkü İyonik kristaller katı haldeyken elektriği iletmiyorlar. Katı halde elektrik iletkenliği yok. Peki hiç mi iletmiyorlar? Eğer biz onu sıvı hale getirecek olursak veya suyun içerisinde çözecek olursak bu defa ortamda iyonlar dolaşmaya başlıyor. Serbestçe dolaşan iyonlar elektriğin iletilmesini sağlıyorlar. Yani şöyle düşünelim. Sodyum klorür olsun. Sodyum klorür iyonik bir kristal katıdır. Bu katı haldeyken Ortamda serbestçe dolaşan yüklü tanecik olmadığı için tabii ki elektrik iletkenliği de yok. Ama biz bunu götürüp suyun içerisinde çözecek olursak sodyum ve klor iyonları suyun içerisinde dağılmaya başlayacak. İşte bu serbestçe dolaşan yüklü tanecikler tabii ki pozitif veya negatif fark etmiyor. Yüklü taneciklerin var olması elektrik iletkenliği için yeterli olacak. Bunlar elektrik iletkenliği özelliğini getiriyor. Ancak moleküler kristalde böyle bir özellikten bahsetmeyeceğiz. Diyeceğiz ki Moleküler kristalde molekül yapısı vardır. Bakın yine kovalent bağlar var. Burada da kovalent bağlardan bahsedeceğiz. Ama bu kovalent bağlar bir ağ örgüsü şeklinde değil de bir molekül yapısı şeklinde. Ne gibi? Su gibi. Hidrojen ve oksijen arasında oluşmuş kovalent bağlar bir molekül yapısını oluşturuyor. Veya işte karbondioksit gibi veya glikoz gibi molekül yapılarının katı halleri moleküler kristale örnek olarak verilir arkadaşlar. Peki burada dedik ki tanecikler arasında sodyum ve klorlar arasında iyonik bağ var. Bakın burada evet molekülün içerisinde kovalent bağlar var. Güçlü bir etkileşim var ama bizim için önemli olan yani erime noktasını etkileyen şey molekülün içerisindeki bağlar değil moleküller arasındaki bağlar olacak. Mesela su molekülleri arasında hangi bağ türü var? Hidrojen bağ var. Bir önceki ünitemizden biliyoruz. Karbondioksit molekülleri arasında apolar yapılı olduğu için London çekim kuvvetleri var veya glikoz molekülleri arasında yine hidrojen bağı var. Flor, oksijen, azot elementlerinin hidrojenle birlikte bulunduğu bir yapıya örnek verilebileceği için. Şimdi dolayısıyla buradaki erime noktasını molekülün içerisindeki değil moleküller arasındaki bağlar etkiliyor. Moleküller arasındaki bağları Tamamı zayıf etkileşimler kategorisinde olduğu için tamamı fiziksel bağlar olduğu için genellikle düşük erime noktasına sahiplerdir diyeceğiz arkadaşlar. Bakın iyonik kristaller ne dedik? Yüksek erime noktasına sahipler. Çünkü tanecikleri arasında iyonik bağ gibi oldukça güçlü bir etkileşim var. Ama burada zayıf etkileşim var. Yani ya hidrojen bağı vardır ya da van der Waals türlerinden birisi vardır. Dolayısıyla da genellikle erime noktaları düşük. Tabii ki genelliklerin altını çizmek gerekiyor. Etencikler arasındaki etkileşim kuvvetli bir özelliğe sahip olabilir. Molekülün yapısı çok polar olabilir. Bu da o molekülün daha yüksek erime noktasına sahip olmasına sebep olabilir. Bunlar da tıpkı iyonik kristal gibi kırılgan yapıdalar arkadaşlar. Yani biz bunu tel ve lev haline getiremiyoruz veya işleyemiyoruz. Elektrik iletkenliğine geldiğimiz zaman bunları İstersen suyun içerisinde çöz, istersen sıvı hale getir fark etmiyor. İyonik kristallerde olduğu gibi iyonlar açığa çıkmadığı için, yüklü tanecikler oluşmadığı için burada elektrik iletkenliği olmuyor. Bakın aralarındaki en önemli fark ne? İkisi de katı haldeyken elektrik iletmiyor ama sıvı hale getirilince ya da suda çözününce bu hala elektrik iletmemeye devam ediyor ama iyonik kristaller... E, ...iyonlardan ötürü artık elektriği iletebilir hale geliyorlar. Metalik ve kovalent kristalleri değerlendirmeye gelince. Şimdi metalik kristallerde dedik ki metal yapıları veya alışımlar yani metallerin arasında oluşmuş karışımlar metalik kristal özelliği gösterirler. Metalik kristal özelliği gösteren bunlar tabii ki tanecikler arasındaki etkileşim yine çok önemli olacak. Ne var? Burada metalik bağ var. Metal atomlarını bir arada tutan etkileşim olarak metalik bağında yapısını hatırlayalım. Elektron denizinin içerisinde bulunan o denizde yüzen metal katyonlarından oluşuyordu ve metalik bağ dediğimiz şey bu değerlik elektronlarıyla metal katyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetiydi. Güçlü bir etkileşimde dolayısıyla metallerin genellikle erime noktaları yüksek oluyor. Tabii ki burada istisnamız yok mu? İşte civanın erime noktası o kadar yüksek değil oda koşullarında sıvı halde bulunabiliyor ama genelleme yapacak olursak oldukça yüksek erime noktasına sahiplerdir. Metalik kristalleri diğer türlerden ayıran bunlar katı halde de elektriği iletebiliyorlar. Neden? Çünkü dedik ki elektron denizi var. Yani zaten katı halde dahi hareket etme kapasitesine sahip olan negatif yüklü tanecikler var. Bu da elektriği iletmelerini sağlıyorlar. İşlenebilir ve parlak özellikler yani tel ve lev haline getirilebiliyorlar ve elektron denizinin ışığı yansıtma kapasitesi sayesinde parlak özellik gösteriyorlar. Kovalent kristallere geldiğimiz zaman bunları tanımlarken demiştik ki A örgülü kovalent bağ yapısı vardır arkadaşlar. Yani bir molekül yapısı değil. Buradaki kovalent bağlar bir A örgüsü yapısına sahip. Bu yapıdan ötürü tanecikler arasındaki etkileşim olarak moleküler kristallerde olduğu gibi biz London çekim kuvvetlerini ya da hidrojen bağını değerlendirmeyeceğiz. Neyi değerlendireceğiz? Kovalent bağın kendisini doğrudan değerlendireceğiz. Bu nedenle erime noktaları oldukça yüksek arkadaşlar. Kovalent bağların yani güçlü etkileşimlerin kırılması gerekiyor. Çünkü bunların sıvı hale geçebilmeleri için oldukça sert yapıdalar. Yine bu güçlü etkileşimler arasında oluşan ağ örgüsü yapısından dolayı. Elektrik iletkenliğine geldiğimiz zaman arkadaşlar grafit burada elektriği ileten örneğimiz. Ancak grafit haricinde e, kovalent kristaller genellikle elektrik iletkenliğine sahip değiller. Şöyle bir özet olarak değerlendirecek olursak. İyonik kristalleri, iyonik bileşikleri, tuz yapılarını doğrudan örnek verebiliriz dedik. Mesela sodyum klorür, magnezyum sülfür veya kurşun İki oksit bileşiklerini biz iyonik kristallere örnek olarak verebiliriz. Moleküler kristallere geldiğimiz zaman I2, H2O veya CO2 yani su, karbondioksit ve iyon katılarını buraya örnek olarak verebiliriz. Metalik kristaller metaller veya alaşımlar dedik dolayısıyla demir, kurşun veya bronz gibi alaşım yapıları yine e, metalik kristalle örnek verilebilir. Elmas, grafit, kuvars ise en yaygın kovalent bağ, e, kovalent kristal örnekleridir arkadaşlar. Tanecik düzenleri burada aslında özellikleriyle ilgili en önemli bilgiyi bize sunan kısım olacak. İyonik kristallerde ne demiştik? Şöyle bir e, ağ örgüsü yapısı var, e, birim hücrelerden oluşan bir yapı var. Dolayısıyla e, burada kırılganlık söz konusuydu. Ve tanecikler arasındaki bağın türü iyonik bağ yani güçlü bir etkileşim olduğu için erime noktaları iyonik kristallerde yüksek oluyordu. Moleküler kristale geldiğimiz zaman moleküler kristallerde adı üzerinde zaten molekül yapıları var. Su molekülleri gibi. Buradaki etkileşim türleri dipol-dipol, London veya hidrojen bağları olabiliyor. Yani moleküller arasında oluşan bu zayıf etkileşimlerden birisi oluyor. Bu nedenle erime noktaları genellikle düşük oluyor arkadaşlar. Metalik kristallerin bağ yapısını düşündüğümüz zaman metalik bağ olacağı için Katyonların içerisinde yüzü bir elektron denizinden bahsediyoruz. Metalik bağ yapısı, metalik bağ güçlü bir etkileşim olduğu için genellikle metalik kristallerin erime noktaları yüksek oluyor. Kovalent kristallere geldiğimiz zaman ise şöyle bir A örgüsü yapısı var, kovalent bağlardan oluşan. Bu da onların yine erime noktalarının oldukça yüksek olmasına sebep oluyor. Birkaç tane örnek soru çözelim bakalım bunlarla ilgili o zaman. Şekilde gösterilen ve elektron denizinde yüzen pozitif yüklü iyonlar şeklinde tanımlanabilen kristal katı türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar şöyle elektron denizine içinde yüzen katyonları böyle bir şekli gördüğümüz anda hemen aklımıza metaller geliyordu. Dolayısıyla metalik bağ var burada ve tabii ki kristalin türü de metalik kristal olmak zorunda. Şu metalik bağ kısmını şöyle bir hatırlayalım elektron denizini. Diyoruz ki mesela kalsiyum değerlik elektron sayısı 2 idi değil mi? 2A grubunda yer aldığı için. Şimdi bu ne yapıyordu? Kalsiyum artı 2 yüklü iyonuna dönüşürken iki tane elektronu ortamda serbestçe dolaşmaya başlıyor. Benzer şekilde başka bir kalsiyum da aynı durumda. iki tane elektronu ortamda serbestçe dolaşmaya başlıyor. Başka kalsiyum geliyor. Onun iki elektronu da ortamda dolaşıyor. Böylece gelen her kalsiyum iyonuna karşılık iki tane elektron geliyor. Dolayısıyla ortamda serbestçe dolaşan elektronlar var. Bunların oluşturduğu bir elektron denizi var. O i̇çerisinde de yüzen katyonlar var. Dolayısıyla burada e, metalik kristal özelliğini görüyoruz ve metalleri sahip olduğu bütün özellikler tamamen bu bağ yapısından kaynaklanıyor. Bir diğer soru diyor ki, yukarıda verilen özelliklerden hangileri kristal katılar için doğru iken? Amorf katılar için yanlıştır. Şimdi kristaller ve amorfların genel başlıklarıyla doğru ya da yanlış olduklarını değerlendirmemiz gerekecek burada. Şimdi belirli erime sıcaklığı vardır. Bakın arkadaşlar bu amorf katılar için tamamen yanlış bir ifade neden? E, amorf katılarda çünkü düzensiz istiflenmeden ötürü erime noktası yoktu. Bunun yerine ne vardı peki? E, camsı geçiş sıcaklığı vardı. Dolayısıyla bu amorf katılar için yanlış. Ama kristal katılar için doğru, kristal katılarda illaki belirli bir erime noktası bulunuyordu. Dolayısıyla bu bizim isteğimize uyuyor. Kristal katılar için doğru, amorf katılar için yanlış. Elektron alışverişi ile oluşan bileşikler bu gruptadır. Elektron alışverişi demek, e, iyonik bağ oluşturuyordu. Dolayısıyla iyonik kristallerden bahsediyoruz aslında burada. İyonik kristaller tabii ki kristal katılar için doğrudur. Amorf katılar bu kategoride değildir. Bu da yine şartlarımıza uygun bir ifade oldu. Plastik, parafin ve cam gibi örnekler içerir. Bunların üçü de Amorf katıların örnekleriydi. Dolayısıyla bu ifade amorf katılar için doğru oldu. Ancak kristal katılar için yanlış oldu. Dolayısıyla bu bizim şartımızı sağlamıyor. Tam tersini veriyor bize. O zaman ilk iki ifade doğrudur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğindedir dedik. Neler öğrendik? Şöyle bir baştan sona tekrar edelim bakalım. Dedik ki maddenin katı hali amorf ve kristal katı olmak üzere iki temel başlıkta incelenir. Kristal katılar ise iyonik, metalik, moleküler ve kovalent kristal olmak üzere 4 alt başlığı ayrılır. Burada amorf katılar düzensiz bir istiflenme sonucu oluşmuş ve belli erime noktası olmayan katı türüdür. Bunun yerine camsı geçiş sıcaklığına sahiptir. Hatırlayalım örneklerimizi. Tereyağı, mum, plastikler buranın en önemli örnekleriydi. İyonik kristal tuz yapısıydı. İyonik bağlardan oluşan bir tuz yapısı ee, iyonik kristal katıya örnek olarak verilebiliyordu. Metaller, metalik kristalleri oluşturan yapılarda metaller veya alaşımları buraya dahil edebilirdik. Su ve karbondioksit gibi molekül yapılı maddelerin katı hallerini moleküler kristallere örnek olarak verebiliyorduk. Ve A örgülü kovalent bağ yapısının kovalent kristallere ait olduğunu belirtmiştik. Elmas, grafit ve kuvars da buradaki en 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 önemli ve en sık karşılaşacağımız örneklerde arkadaşlar elektrik iletkenliği konusunda unutmuyoruz. E, Kovalent kristallerde grafit elektriği iletiyordu ama diğerleri genellikle iletmiyorlardı burada farklılıklar var. Ama iyonik kristallerde mesela katı halde hiçbir iletmiyor, sıvı halde ve sulu çözeltilerinde hepsi iletiyor. E, ancak burada istisna ve değişken durumlar söz konusu. O zaman güzelce ödevlendirmemizi yaptık. Konumuzu öğrendik. Her şey yolunda gidiyor. Tek bir adımımız kaldı. Ne yapacağız? Ödüllü sorumuzu cevaplandıracağız ve yorumlarda paylaşmayı tabii ki ihmal etmeyeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.